Merhaba dostum. Bir önceki videoda paten dersine bir giriş yapmıştık. Şimdi sıra ilk adımını atacağım patenlerini seçmekte. Bu noktada vereceğin karar gerçekten çok önemli. Çünkü vereceğin karar sonucunda hevesin kırılmaması çok önemli. Devam etmeden önce daha önceden paten kayan arkadaşlarımızdan bir ricada bulunmak istiyorum. Siz de ilk aldığınız patenlerle ilgili düşüncelerinizi, yaptığınız hataları yorum kısmına yazabilirseniz yeni başlayan arkadaşlarımıza hep beraber yardım etmiş oluruz. İlk olarak başlangıç için en uygun paten türünden başlayalım. Yani fitness patenlerden. Bir sonraki videomuzda paten türleriyle ilgili detaylı bir anlatım bulabilirsiniz. Sizin için kendi tecrübelerim doğrultusunda birkaç tane madde belirledim. Bunlardan ilki ayak numaranızın tam olarak oturması. İlk patenizi kesinlikle internet üzerinden almayın. Patenizi bir mağazaya giderek kendi ayak numaranızda veya birkaç numara büyük ya da birkaç numara küçük olarak seçebilirsiniz. En çok rahat ettiğiniz ve ayağınızın içinde hareket edemediği bir pateni seçtiğiniz zaman doğru bir seçim yapmış olabilirsiniz. Sıradaki dikkat etmeniz gereken özellik ise patenin hafifliği. Her ne kadar hevesli olsanız da patenizin ağır olması sizi yorabilir ve bu da hevesinizi ve eğitiminizi etkileyebilir. Dışı bez veya kumaş olan patenler hem ayağınızın daha rahat hava almasını sağlayacaktır hem de hafif olduğu için de sizi yormayacaktır. Sıradaki dikkat etmeniz gereken özellik ise patenin tekerlere birleşmesini sağlayan kısmı yani frame'in metal bir arasından olması. Çünkü pateni sadece sportif amaçlı kullanmanız size yeterli olabilir ve bu pateni uzun bir süre kullanmak istiyor olabilirsiniz. Plastik frame'ler metal frame'lere göre daha kolay eğilip bükülebilir veya kırılabilir. Buna göre sağlamlık ve ömür açısından metal frame'li bir paten tercih etmeniz sizin için daha doğru olacaktır. Bir sonraki dikkat etmeniz gereken özellik ise rulmanlardır. Rulmanlar tekerleğin dönmesini sağlayan en önemli parçadır. Başlangıç patenlerinde çoğunlukla ABEC standartına göre rulmanlar kullanılır. ABEC 3, ABEC 5, ABEC 7, ABEC 9 gibi değerler alabilirler. Bu sayıların artışı rulmanın ne kadar performanslı olduğunu gösterir. İlk patenizde ABEC 7'den sonrasını tavsiye etmiyorum. Çünkü ilk başladığınızda patende hızlanmak sizi korkutabilir, endişelendirebilir, fazla strese girmenize sebep olabilir. Bir paten rulmanına değiştirmek çok kolay bir işlem olduğu için gelecek zamanlarda isteğinize göre farklı performanslı rulmanlar takabilirsiniz. Bir sonraki dikkat etmemiz gereken özellik ise teker çapıdır. Seçeceğiniz patenin teker çapının 70 mm ile 80 mm arasında olması paten sürmeyi öğrenmek için en ideal teker boyutudur. Çünkü teker çapınız küçüldükçe daha fazla efor sarf etmeniz gerekir. Bunun yanında teker çapınızın çok fazla büyük olması yerden yüksekliğinizi arttırdığı için ilk başlarda dengenizi bozabilir. Teker çapı genellikle tekerlerin üstüne yazılır. Eğer teker çapı tekerlerin üzerinde yazmıyorsa o patenden uzak durmanızı öneririm. Teker çapının yanı sıra teker sertliğine de dikkat etmeniz gerekir. Tekerler 70A, 72A, 76A, 85A gibi değerler alabilir. Bu değerler büyüdükçe tekerimizin sertliği artmış olur. Yeni başlayanlar için tekerinizin yumuşak olması sizin paten üzerinde daha fazla kontrole sahip olduğunuz anlamına gelir. Bunun için yeni başlayan arkadaşlar için 85A'dan daha fazla sertliğe sahip olan bir teker almalarını önermiyorum. Patenin sertlik derecesi de yine paten çapı gibi yine teker üzerinde yer almaktadır. Bu videoda herhangi bir marka verip aklınızda ön yargı oluşmasını istemedim. Ancak yorumları okuyarak tecrübelerini aktarmış olan arkadaşlarımızın yorumlarına göre sizler de bir karar verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.